Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve yatırım yoluyla oturum izni. Şu andaki emlak piyasası ile ilgili biraz bilgi vereyim. Bugün 24 Aralık 2021, 2021'in sonuna geldik. Emlak piyasası ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Seneyle ilgili, bu geçtiğimiz seneyle ilgili biraz gelişmeleri anlatmak istiyorum ve seneyi emlak bacağında böyle kapatmak istiyorum. Çok kısa bir video olacak. Korona yüzünden 19 ve 20 işlem sayısı babında çok düşük geçti. Burada devlet kurumlarının hazırlanması gerekli olan, yani hazırlanması gerekli olan evraklar bazında devlet kurumlarının yavaşlığı, çalışamaması ve bu korona yüzünden insanlarla olan ilişkinin azaltılması dolayısıyla işlemlerde bir azalma olmuştu. 2021 senesi çok yoğun geçti. Hem işlem bazında hem emlak piyasasının fiyat hareketleri bazında fiyat değişiklikleri, semt anlamında bazı önemli değişiklikler oluyor, olmaya devam ediyor. Teker teker bunları alalım ve biraz size bu son durumu iletmeye çalışayım. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi Airbnb regüle edildi. Regüle edildikten sonra şehrin merkezinde Airbnb amaçlı alınan mülklerin gelirleri düştü. Şu anda oradaki fiyatlar Airbnb gelirlerine göre fiyatlanıyor. Ancak yeni gelen vergilerden dolayı mal sahipleri, Airbnb yapan mal sahipleri normal kirayla kıyaslandırdığı zaman çok büyük bir fiyat, çok büyük bir gelir farkı elde edemiyor. Neden? Tekrarlıyorum. Örnek vereyim. Bir mülk 2000 euro Airbnb geliri oluşturuyorsa, getiriyorsa bunun %25'ini bu management firmaları yapıyor ki bunlar çok profesyonel firmalar değil. Yani derme çatma firmalar çoğu. Çok profesyonel, bu işi çok profesyonel ve olması gerektiği gibi yapan şirketlerde zaten %25 almıyor. Management %25 oranında vergi alıyor. Bu şu demek, yani 2000 euroluk bir gelir olduğunu düşünürsek, ki bu her ay gerçekleşmiyor. Yunanistan'da Airbnb ortalama 280 günde çalışır. Ki lokasyon bazında iyi yerlerden bahsediyorum. 280-300, yani 360'ı yakalamak çok zor. Haziran-Temmuz aylarında bile 5-6 gün boş kalabiliyor. 2000 euroluk bir gelir söz konusu olduğu zaman bunun %25'ini management yapan firmalar alıyor. Bu 1500'e indik demek. Vergi %15. Devlet bunu management yapan firmalara verdiğiniz rakamı düşerek hesaplamıyor. Toplam gelir üzerinden hesaplıyor. 2000 üzerinden bir 300 daha kaybettik. 1200'e geldik. İşte elektrik, internet, aidat, bütün bu masrafları toplarsanız, bir de evinize, mobilyanıza oluşan aşınma, ki bu kaçınılmaz düşünüldüğü zaman, oradan da bir 300 euro koyarsak zaten 800-900'e geliyoruz. Biz zaten bu mülkleri normal ve konvansiyonel anlamda 800 euroya kiralamış oluyoruz. Bunun dışında ne oluyor? Evinize kim giriyor, kim çıkıyor bilmiyorsunuz. Airbnb müşterilerinin hepsi doğru düzgün insanlar değil. Benim başıma geldi. Biz Airbnb işi yaptık. Özellikle Kukaki semt bazında çok aktivitenin çok yoğun olduğu bir yer. Yok şunu unuttum, bana gönder diyenler oldu, yatakların, eşyaların yerini değiştirenler oldu, lambaları sökenler oldu, gürültü yapanlar oldu, abuk sabuk şeyler yapanlar oldu. Dolayısıyla bu 100 euroluk, 200 euroluk farklar bana göre hiç uğraşılacak, hiç risk alınacak rakamlar değil. Bu Airbnb gelirlerinin artık mal sahibine para kazandırmaması, Airbnb ile
Airbnb odaklı satın alma yapan insanların geri dönüş yani stratejiyi değiştirmelerine sebep oldu ve şu anda önemli ve turistik aktivitesi yoğun olan Airbnb'nin yoğun olarak çalıştığı yerlerdeki dairelerin mobilyalı olarak satıldığını görüyorum. Bu da benim için alarm işaretidir. Dolayısıyla ben kendi müşterilerimin hepsini aradım, söyledim. Yani bu turistik yerlerdeki mülkler şu anda Airbnb gelirine göre fiyatlanıyor. Fiyatlar bir düzeltme yapacak. Zaten bunu ben piyasada işlem adedinde, talepte görüyorum. Yavaş yavaş yani bir ürün, bir şey, bir mal, bir daire, bir bina değerindeyken satılır. Yani satış zamanlaması. Bu bir finansal enstrüman, emlak, başka bir şey değil. Yani emlakınıza aşık olmayın, mülkünüze aşık olmayın, dairenize aşık olmayın. Eğer bu kendi oturacağınız yer değilse böyle bir aşk meşk, platonik bir ilişkiye girmeyin. Bu bir para getiren bir makine gibi düşünün. Bu bir finansal enstrüman. Bir finansal enstrüman da fiyatı en iyi neredeyse o zaman satılmalıdır. Uyarım şu, şehrin merkezinde Airbnb amaçlı alınmış evlerin yavaş yavaş elden çıkarılması yönündedir. Genel trend Atina'nın kuzeyine doğru, Atina'nın batısına doğru, Atina'nın güneybatısına doğru olan ucuz kalmış yerlere doğru yöneliyor ki Kalisea böyle bir semt. Kalisea ucuz kaldı. Kalisea'da çok fazla işlem bekliyorum. Çok fazla fiyat yükselmesi bekliyorum. Pire böyle bir semt. Elinico, Alimos, Palio Faliro gibi yerler fiyatlarını koruyor. Her ne kadar Palio Faliro'nun verdiğin parayla aldığın şeyin arasındaki ilişkinin pahalı olduğunu düşünüyorum. Ancak bütün trend Alimos, Elinico, Glyfada, Vula'ya doğru kayıyor. Şehrin merkezi sanırım en yüksek noktasında olduğunu düşünüyorum. Bir düzeltme olacak ve bu düzeltmede de fiyatlar düşecek. Ben bunu görüyorum. 2021 senesi işlem adedi bazında gerçekten çok fazla oldu. Bu oturum izni piyasasıyla alakalı da. Çünkü bu da bir ürün yani. Hem de bu ürünü herkes satmıyor. Daha doğrusu bu ürünü profesyonel insanlar da satmıyor. Ben antikacı gördüm mülk satan. Bir sürü böyle insan var. YouTuberlar bir şekilde bu işe müdahil olmaya çalışıyor. Sonuçlarını görüyoruz. Yani son 6 ayda bu şekilde ev alanların zarar yaptığını gördüm. Ben uyarıyorum. Bu kanalı bunun için yaptım. Siz devam edin. Suvla ki gösteren insanlara sorun nereden ev alabilirim diye. Para kaybedeceğinizi garanti ederim. Bunun dışında dediğim gibi 2021 çok iyi geçti. Çok fazla işlem yapıldı. Ve Golden Visa oturum izni anlamında da örnek veriyorum 2013'ten itibaren Türkiye'den gelen vatandaşların sayısı 600 civarında. Bu son 5-6 aylık dönemde bir bu kadar yatırımcının geldiğini görüyorum. Çok fazla bir giriş var. Sokakta Türkiye'den mülk almaya gelmiş insanlarla da rastlayabiliyorsun. Yani bu çok ilginç bir şey. İşin Golden Visa bacağı da bu. Videom 9 dakikaya geldi. Burada keseceğim. Yılbaşına kadar piyasa ile ilgili bilgiler de vermeye devam edeceğim. İşin lifestyle yani Yunanistan'da yaşam kısmı ile alakalı grubumuza Nuran arkadaşımız eklendi. O benden daha iyi. Ben sabah akşam çalıştığım için bu konuları size güzel sunabilecek bir durumda değilim. Herkes iyi bildiği şeyi yapsın. Bundan sonra Nuran size bu konuyla ilgili bilgi verecek ve Yunanistan'da yaşamla alakalı
Yunanistan'da işte neler yapılır, nereye gidilir, bu tarzdaki şeyleri Nuran sunacak size. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, likelayın, üye olun ve sorularınız varsa lütfen soru sormaktan çekinmeyin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.